Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Hayat Engel Tanımaz programında aynı gün aynı saatte yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu bizim ikinci programımız. İlk programımızda teşekkür ederim. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Güzel bir izlenim olayıyla karşılaştık. Çok teşekkür ederim. Bu akşam nasip olursa tüm engelli arkadaşlarımızın aklında olan, takılı olan soruların hepsine değerli konuğumla birlikte cevap vermeye çalışacağız. Bu akşamki konuğumuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı, Müdürü Sezer Ceyhan Bey. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Sayın Müdürüm, engelliler sizi çok yakından tanıyor. Çok iyi tanıyor. Ama tanımayan izleyicilerimiz için birazcık Sezer Bey'den bahseder misiniz? Öncelikle Doğa Türk TV'ye bu imkanı bize sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakan'ın hem sizlere hem ekran başındaki izleyicilerimize ayrı ayrı selamlarını iletiyorum. Kendimi tanıtayım. 1983 yılında Eskişehir'de dünyaya geldim. İlk orta lise öğrenimi sonrasında Eskişehir'den ayrıldım. Üniversite eğitimi için ilimiz Kocaeli'ye geldim. Aslen öğretmenim ama 12 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli kademelerde görev yapıyorum. 2020 yılının Temmuz ayı itibariyle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine getirildik ve 5,5 aydır yaklaşık bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Çok iyi biliyorum ben de. Peki Sayın Müdürüm, öncelikle şunu sormak isterim. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Şube Müdürlüğü yapıyorsunuz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu kurulan bünyede şubemiz neler yapıyor? Yani nelerle meşgulsünüz? Evet. Ne zaman kuruldu? Hangi yılda kuruldu? Evet. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı faaliyet gösteren bir müdürlük. Müdürlüğümüz 2016 yılında kuruldu. Daha öncesinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüze bağlı bir birimdi. Benden önce Mehmet Köse beyefendi bu görevi icra etti. Kendisi çok ciddi emekler sarf etti ve asıl işin meşakkatli kısmını aşmış oldu. Bize de sağ olsun çok kurulu bir düzen bıraktı. Kendisine de buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 4 ayrı birim barındırıyor. Birimlerimizden birisi ve bugün ağırlıklı olarak konuşacağımız Engelli Hizmetleri birimimiz. Engelli Hizmetleri birimimizin yanında yaşlılar birimimiz var. Bir diğer birimimiz engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza, özellikle kimsesi olmayan, bakacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, birazdan ayrıntısına da gireriz, evde bakım birimimiz var. Son olarak burada ödülünü de yanında getirdiğim, evet, ve yaklaşık bir ay oldu ödülümüzü alalı, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi birimimiz var. Yani hali hazırda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak 4 birimde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsterseniz müdürlüğümüzden biraz bahsedeyim. Tabii, tabii. Müdürlüğümüzde yaklaşık 120 personel olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yalnız burada 120 personelle sınırlı değil bizim çalışma arkadaşlarımız. Ben müsaadelerini alarak burada, siz de bir engelli derneği başkanısınız. Kocaeli'mizde, 2 milyonluk kentimizde, 2 milyon vatandaşımızın yaşadığı kentimizde, 12 ilçede toplamda 43 tane engelli derneğimiz var. Ve ben engelli derneklerimizin her birisini benim çalışma arkadaşım, yol arkadaşım olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Burada biz 12 ilçede hakikaten 120 personel artı 43 derneğimizle birlikte hizmet üretmeye çalışıyoruz. Birazdan ayrıntılara gireriz. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz derneklerimizle. Evet. Sivil toplumu çok önemseyen birisiyim.
Bu noktada da örnek aldığım kişi Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın. Tahir Büyükakın STK'ları, sivil toplumu çok önemseyen bir belediye başkanı ve bu noktada yine birazdan gireceğiz ayrıntılara. Derneklerin isteklerini birebir yerine getirme noktasında bizlere çok ciddi talimatları var. Bu noktada 120 personel artı 43 derneğimizle yol yürümeye çalışıyoruz. Evet, Tahir Başkanımızı ben de canı gönülden kutluyorum. O konuda kesinlikle ve kesinlikle hakkı yenmez yani. Tahir Başkanımız engelli konusunda çok duyarlı. Aynı bizim Gözcük Belediye Başkanımız zaten seçim çalışmalarında engelliler bakımında engellilere pozitif ayrımcılık taşıyacağı kişilerden arasındaydı. Peki müdürüm, engelli ve yaşlı bireylerimiz müdürlüğünüze ulaşmak isterse ne yapması gerekiyor? Nasıl ulaşması gerekiyor? Evet. Aslında çok basit. Bizim Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin şu anda marka olarak değerlendiriyorum ben onu. 153. 153 bizim kentimizle ilgili özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği hizmetlerde ve bunun dışında vatandaşlarımızın tüm çağrılarına cevap veren bir kurum, kuruluş. Vatandaşımızın 153'ü arayıp sadece isteğini yerine getirmesi bizim hizmetleri üretmemizde yeterli. 153 arayan her vatandaşımız engelli ve yaşlı çok rahatlıkla bize ulaşıyorlar ve kendilerinin her türlü talepleri yerine getiriliyor. Peki taleplere cevap verirken ne kadar zaman zarfı içinde bu talepler geri dönüşüyor? Evet. Hizmet kalemleri noktasında farklılık gösteriyor geri dönüşlerimiz. Bir tane örnek vereyim. Yine ayrıntılı inceleriz birazdan. Hasta karyolası hizmetimiz. Evet. Hasta karyolası hizmetimize bize ulaştıktan 24 saat içerisinde biz vatandaşımızın evine hasta karyolasını teslim etmeye gayret gösteriyoruz. Bunun dışında yine bu geçtiğimiz hafta sonu vatandaşa geri dönüş noktasında sorduğunuz için anlatayım. Geçtiğimiz hafta sonu bizim Ümmü Gülsüm öğretmenimiz 153'ü arıyor. 153'te 50. yıl dönümleri evlilikle ilgili ve öğretmen kendisi. 153'ü arayıp şunu söylüyor. Sağ olsun bu geçirdiğimiz Covid döneminde 65 yaş üstü bireylerimizden biz özellikle evde kalmalarını istemiştik ve çok büyük bir özveri gösterdiler. Bu noktada da biz onlar için ne yapabiliriz sorusundan sonra ortaya çıkan şifalı balkonlar projemize kendisine ulaşmak istediğini söylüyor. Sağ olsun 153'teki arkadaşımız hızlı bir şekilde bize ulaştırdı kendisini ve öyle tahmin ediyorum ki videolarda geçecektir. Öğretmenimizin evine şifalı balkonlarını götürdük. Tahir Büyükakın Başkanımız 50 yıllık bir evlilikleri var. Onlara bir de kahve fincanı hediye edin ve kahvelerini yudumlasınlar dedi. Onu da yerine getirdik. Yani 153 bizim tüm çağrılarımızı alma noktasında ve hizmetleri geri dönüş noktamızda tek numara diyebilirim. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu arada sürekli mesajlarımız geliyor. Mesajlarımızda Facebook Doğa Türk TV sayfamızdan bize iletmek istediğiniz herhangi bir şey olursa yazabilirsiniz. Ben gelen mesajlara birazcık bakmak istiyorum. Necmi Kocaman, iyi yayınlar dostlarım demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Osman Erişman, Hasan abim hayırlı olsun inşallah demiş. Teşekkür ediyorum. Yavuz Çimenderoğlu, iyi yayınlar Hasan Başkanım, saygılar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Samet Elden, programı hazırlayıp sunan güzel insan Hasan Bata abime, yine konuk olan güzel insan engelli yaşlı hizmetleri müdürümüz Sayın Sezer Ceyhan'a hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Halil Özcan, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ahmet Özbay, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Ali Çitli, hayırlı yayınlar. Engelli yaşlı hizmetleri müdürümüze Sezer Bey'e de selamlar diyor. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Tuncay Genç, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Hasan Bey selamlar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Sorularınız olursa sorularınızı almaya devam edeceğiz. Peki müdürüm. Engelli yaşlı hizmetleri birimimizde
Tabii bu engellileri taşımak için araçlar, personel, az önce personelden bahsettiniz. Peki araçlarımız Kocaeli'deki bütün engellilere yetecek tesisatımız var mı? Yani araçlarımızda özellikle rampalar, bedensel engelliler için söylüyorum, rampalar var mı diye bir evet, açarsak konuyu. Çok teşekkür ederim. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizde engelsiz taksi hizmetimiz var bizim. Yine engelliler birimimizde faaliyet gösteren. Engelsiz taksi hizmetimizde şu anda hali hazırda 5 adet aracımız var. Bu 5 adet aracımızda biz özellikle bedensel engelli bulunan vatandaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. Tekerlekli sandalyesi olan vatandaşlarımızı ilk başta tabii sağlıkla ilgili ulaşımlarını sağlıyoruz. Daha sonrasında rehabilitasyon merkezlerine ulaşımlarını sağlıyoruz. Yine çeşitli eğitim kurumlarına ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu noktada literatürde şöyle geçiyor aslında. Yaklaşık nüfusun %8'i ile 10'u arasında engellilik durumu söz konusu. Kocaeli'ye baktığımızda 2 milyonluk bir kentte yaklaşık bizim engelli vatandaş sayımız, tabii bu engelliden kastım %40 engel raporunun üzerindeki vatandaşlardan bahsediyorum. Buna her türlü engel grubu girebilir. Görme, işitme, bedensel, zihinsel. Yaklaşık bizim öyle tahmin ediyorum ki şu anda Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre 90 bin civarı ama biz bunun biraz daha üstünde olduğunu düşünüyoruz. Biz bu 5 aracımızla hizmet vermeye gayret ediyoruz ama bir taraftan da müdürlüğümüzdeki, dairemizdeki tüm araçları ihtiyaç olması halinde, az önceki söylediğim 153'ün aranması halinde tüm araçlarımız engellilerimizin ve yaşlılarımızın hizmetinde. O noktada sayımız aslında 5 değil, ihtiyaç varsa tüm engellilerimize cevap vermeye çalışıyoruz. Tabii sayı yeterli mi? Arttırılması gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımız da devam ediyor. Peki engellilerimiz aradığı zaman il dışına da gönderme imkanımız oluyor mu? Yani il dışına gitmek için bugün hastaneye gitmek istiyorsa bir engellimiz 2 gün önceden mi, 3 gün önceden mi arayıp yazdırması lazım? Ya da bir gün öncesinde aradığında, size ulaştığında ertesi gün il dışına gidebiliyor mu? Tabii ki. Şöyle, özellikle İstanbul'daki hastanelere ulaşım noktasında engellilerimizin bizlere yoğun talepleri oluyor. Bu noktada da sağlık noktasında bu böyle. Biz her türlü imkanı az önce dediğim gibi seferber ediyoruz. 153'ü bir gün öncesinde bizi arayıp benim İstanbul'da falanca hastanede randevum var demesi bizim için yeterli. Biz hemen gerekli hazırlığımızı yapıyoruz. Vatandaşımızı kaçta orada olması gerekiyorsa planımızı yapıyoruz. Ve vatandaşımıza geri dönüş yaparak şu saatte lütfen hazır olun, sizi gelip evinizden alıp hastanemize götüreceğiz diyoruz. Hastanemizde gerekli kontrolleri, tetkikleri yapıldıktan sonra vatandaşımızı tekrar evine teslim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun müdürüm. Şimdi birazcık açmak gerekirse, genel olarak müdürlüğümüz engelli ve yaşlı bireylerimize bazı alanlarımız var. Alanlarımızda hizmet ediyor. Mesela sağlık, sosyal yardım, spor, erişebilirlik, kültür bakımında. Bunları açmak istersek, tek tek mesela sağlık anlamında nasıl desteklerimiz var? Evet. Öncelikle şöyle, biz birebir de vatandaşımızı evinde tespit yapıyoruz. Bize 153 üzerinden de gelebilir. Çeşitli kanallardan da işte atıyorum Gölcük ilçemizde, şu mahallemizde, şu evde bir engelli vatandaşımız var denildi. Az önceki bahsettiğim STK'lardan olabilir bu, komşusunun ihbarı olabilir, vatandaşın kendi talebi olabilir. Biz bunu alır almaz hemen ilgili tespit yapan arkadaşlarımız var. Sosyal çalışmacı arkadaşlarımız. Peki çok özür dilerim, hemen bu arada girmek istiyorum. Bunların kriterleri var mı? Yani hangi kriterler aranıyor tespitler konusunda? Şöyle, bizim ilk baştaki herhangi bir kriterimiz yok. İhbar olması noktasında ya da talep olması noktasında biz bu vatandaşlarımızın her birinin evine gidiyoruz. İhtiyacı olmasa dahi gidip Tahir Büyükakın Başkanımızın sizlere selamı var. Bir ihtiyacınız var mı? Nasılsınız?
diye mutlaka halini hatırını soruyoruz. O noktada ilk aşamada hiçbir ön koşulumuz, şartımız yok. Vatandaş bize ulaştırıldıktan sonra bilgileri biz hemen vatandaşımızı evinde tespitini yapıyoruz. İhtiyacı ne? Arkadaşlarımız yaklaşık 10 dakikalık orada sorular soruyorlar. Bizim saha formlarımız var. O sorulara istinaden daha sonrasında müdürlüğümüze gelip ilgili arkadaşlarımızla, ilgili birim amirlerimizle konuyu değerlendiriyorlar. Atıyorum vatandaşımızın engelli raporu vardır, süresi bitmiştir. Hemen ilgili hastaneden tüm randevuları biz alıyoruz, vatandaşımıza bildiriyoruz. Vatandaşı gidip evinden alıp ilgili tarihte götürüp engelli raporunu alıp engelli raporunu kendisine teslim ediyoruz. Sonrasında vatandaşımız farkında olmayabilir. Biz gittik, tespitini yaptık. Vatandaşımızın başka ihtiyaçları da olabilir. Bu noktada dairemiz diğer müdürlükleriyle, mesela Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüzle hemen irtibata geçiyoruz. Diyoruz ki ilgili vatandaşımızın atıyorum evinde gıda ile ilgili, atıyorum giyimle ilgili, yakacakla ilgili her ne ihtiyacı varsa gerekli tespitleri yaptıktan sonra ilgili Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüzün ekiplerine bildiriyoruz ve hemen akabinde gerekli işlemleri tamamlayıp vatandaşımıza ilgili yardımını ulaştırıyoruz. Hiçbir ön koşulumuz yok. Ondan sonrasında tabii gelir kriterine bakıyoruz. Yani burada devletin imkanlarını adaletli bir şekilde dağıtmak çok önemli. İhtiyaç orada belirlendikten sonra ilgili gelir kriteri de uyuyorsa, tutuyorsa vatandaşımıza tüm desteği o noktada sağlıyoruz. Gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Evlat babasına yapmaz yani bu yapılanları. Peki sosyal yardımları da buna kattık zaten. Gıda ile ilgili, giyimle ilgili, yakacakla ilgili yardımları da yapıyoruz dedik. Sporla ilgili herhangi bir çalışmanız oluyor mu? Evet. Şu an hali hazırda Kağıt Spor biliyorsunuz artık dünya markası oldu. Evet. Kağıt Spor burada Kağıt Spor yönetimi engellilere de özel bir çaba sarf ediyor. Tahir Başkanımızın talimatlarıyla bu noktada Kağıt Spor musabık olan yani müsabakalara katılabilecek derecede 11 ayrı branşta engellilerle ilgili şu anda kulüp faaliyetlerimiz, branş çalışmalarımız devam ediyor. Bunların içerisinde 21 tane milli sporcumuz var bizim. Yani 21 tane engelli Kocaeli'de milli sporcumuz var. Belki de görüntülerde geçecek birazdan. Dünya şampiyonlarımız var içlerinde. O yüzden Kocaeli aslında bir spor kenti de. Bu noktada biz engellilerimize de tüm imkanları Kağıt Spor'la birlikte seferber etmiş durumdayız. Bu noktada engelsiz otobüsümüz var. Az önce dediğiniz il dışı. Mesela Başiskele ilçemizde bir spor kulübümüze biz hem spor salonu noktasında hem malzeme noktasında Başiskele Belediye'mizle birlikte imkanlarımızı seferber ettik ve Kocaeli'de şu anda tekerlekli sandalye basketbol takımı Covid sonrası öyle tahmin ediyorum şu anda müsabakalara ara verildi. İl dışına onların da ulaşımlarını sağlayacağız. Her türlü gereken desteği sağlayacağız. Bu noktada Tahir Büyükakın Başkanımızın talimatlarını doğrultusunda hareket ediyoruz. Teşekkür ederim. Zaten dünya ikincisi Mehmetcan Topal. Kendisine evet. De buradan sevgilerimi sunuyorum. İnsaniyeli. Çok da seviyorum kendisini. Peki müdürüm, erişebilirlik konusunda son zamanda yaptığınız bir çalışma var. Bunu da takdire şayan kılıyorum zaten. Erişebilirlikle ilgili biraz bahsedersek. Evet. Malumunuz Covid sürecinden dolayı 2020 yılı aslında Cumhurbaşkanımız tarafından erişilebilirlik yılı ilan edilmişti ve bu noktada çok ciddi çalışmalar müdürlüğümüz tarafından da belediyemiz tarafından da planlanmıştı ama Covid münasebetiyle biz bu çalışmalara çok ciddi ağırlık veremedik. Şunu söyleyebilirim. Şu anda Tahir Başkanım bize dedi ki engellileri alacaksınız. Engellilerle birlikte adım adım kenti gezeceksiniz. Biz şu anda 6 ilçemizde hastanelerimize ve belediyemize ulaşımlarda şunu öncelik haline getirdik. Toplu taşıma durağında iniyoruz. Bedensel engellimiz, görme engellimiz, zihinsel engellimizin refakatçisi ve işitme engellimiz. Onlarla birlikte toplu taşımadan hastaneye kadar ya da sosyal hizmet merkezine kadar
adım adım tespitlerimizi yaptık. Orada onlar ne istediyse ona göre raporlarımızı hazırladık. İlgili fen işleri daire başkanlığımıza teslim ettik. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde kendileri şu anda ilgili imalatla ilgili planlarını yapıyorlar. Ve öyle tahmin ediyorum ki yakın bir zamanda 6 ilçemizde imalatlara başlanacak. Sonrasında 12 ilçemizde bunu yaygınlaştırma noktasında biz gerekli talimatları aldık ve tekrar teşekkür ediyorum. 43 Engelli Derneğimizle sahadayız şu anda. Tüm Kocaeli'ye erişilebilir kılmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz. Yani ben Gölcük Engelliler Dernek Başkanı olarak yakından takip ediyorum, biliyorum. Çalışmalarda da elimizden geldiğince bulunmaya çalışıyoruz. Gerçekten takdir ediyorum. Peki müdürüm, kültür olarak, kültürde yaşlara daha mı çok pozitif ayrımcılık o kültürde yaşlara mı ayrılıyor yoksa engelliler de bunun içinde var mı? Aslında şöyle, tabii ki yaşlılar bizim başımızın tacı. Evet. Şifalı balkonlarla, ondan sonra hayata tutun projesiyle. Şifalı balkonları azıcık şey yaparsak, yani şifalı tamam. Balkonlar deyince şimdi izleyicilerimiz acaba nedir diyor, şifalı evet. Balkonlar nedir? Evet. Şöyle, bu bizim Hayatın içindeyim projesi kapsamında bakanlığımıza bir önceki arkadaşım Mehmet Köse zamanında bir başvuru yapılmış ve ciddi bir hibe alınmıştı. Daha çok orada yaşlılarımızı sosyal hayatın içine katmayı hedeflerken ciddi çalışmalar da yapıldı. Başarılı olundu ama sene başından itibaren Covid süreci bizi, yaşlılarımızı evlerine geri dönmelerini sağladı. Mecbur kıldı. Evet. Bu noktada yaşlılarımız evde yalnızlaşmasınlar. Orada biraz böyle sağlıklarıyla ilgili de bir katkı sunabilir miyiz diye düşünürken ekip arkadaşlarımız sağ olsun bu noktada çok ciddi projeler üreten bir ekibimiz var bizim. Ekip arkadaşlarımız dedi ki yaşlılarımızın balkonlarına özellikle İzmit bizim bildiğiniz üzere ciddi bir betonlaşma ve apartmanlar evet. Çok fazla. Evet. Burada yaşlılarımızın evlerine şifalı balkonları diye bir proje yaptık. Bu projenin içerisinde 6 tane bitkimiz var bizim. Nane, kekik, aloe vera, biberiye gibi. Bunları talep etmesi halinde 65 yaş üstü her vatandaşımıza, şu anda sayımız 2250 ev ama Tahir Başkanım özellikle şöyle dedi. 65 yaş üstü kaç kişi var kentimizde? Yine orada da 100 binin üzerinde bir vatandaşımız söz konusu. Tabii bunları hane olarak düşünürsek biraz daha sayı düşüyor. Dedi ki hızlı bir şekilde 2250 ile sınırlı kalmayın. Şu anda biz 2000 haneye saksılarımızı kasa içerisinde teslim ettik. Saksılarımızla birlikte bu bitkilerin faydalarının anlatıldığı bir broşürümüz de kendilerine takdim ettik ve şu anda bundan çok güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Tabii bu noktada talepler artıyor. Cevap vermeye de gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Şifalı balkonlar çok ciddi bir marka oldu bu noktada. Öyle tahmin ediyorum ki videolarda da dönecektir. Evet, şu anda Tahir Başkanım ilk öğretmenine Tahir Başkanım lansmanını öğretmenine takdim ederek sağladı. Burası İzmit'te bulvar dediğimiz bir nokta. Lansmanımızı bu şekilde gerçekleştirmiştik. Şifalı balkonlar bu şekilde. Yaşlılarımızla ilgili hazır girmişken bir diğer projemizden daha bahsedeyim. Hayata tutun. Yaşlılarımızın özellikle banyoda, lavaboda düşmelerine bağlı yaşanan kırıklar ciddi sorunlar ve tamir edilmesi güç hasarlar bırakıyor bildiğiniz üzere. Daire başkanımızın da doktor olması sebebiyle daire başkanımız dedi ki biz dedi yaşlılarımızı evlerinde özellikle banyoda düşmeyecekleri bir önlem alalım. Ne yaptık? Banyo içi oturma taburesi oturmak için. Tutunma barı, yine lavaboda tutunma barları, kaydırmaz sehpalar ve harekete duyarlı lamba.
İsteyen yaşlılarımızın evlerine şu anda bugün itibariyle arkadaşlarımdan sayıyı aldım. 375 eve biz bunu montajını gerçekleştirdik. Peki isteyen tüm 65 yaş üstü vatandaşımız faydalanabiliyor mu yoksa? Evet, burada ilk onda hedefimiz... Onda da kriter aranıyor mu? İlk hedefimiz 600 haneydi. Öyle tahmin ediyorum ki aralığın sonu itibariyle biz 600 eve bu montajları gerçekleştirmiş olacağız. Bunda herhangi bir gelir kriterimiz söz konusu değil. Talep eden 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde 12 ilçemizde biz bu hizmeti sağlıyoruz. Sorunuza dönecek olursam engelli bireylerimizin burada bir parantez açmak isterim. Aslında engelli değil vatandaşlarımız. Bizler engelli olduğunu düşündüğümüz vatandaşlara çıkardığımız engellerle onların hayatını engelli hale getiriyoruz aslında. Evet. Biz burada evet. Az önce dediniz işte rampa, ondan sonra erişilebilirlikle ilgili tüm kuralları yerine getirdiğimizde biz aslında hiçbir vatandaşımızın engelliliğinden söz etmeyeceğiz. Engel oluşturan aslında özellikle biz burada ciddi bir sorumluluk hissediyoruz. Erişilebilir kılmamız gerekiyor tüm hizmetlerimizi. Kültür, sanat, spor, hastane, tüm vatandaşlarımız engeli olmadan bu hizmetlerden faydalanabilmesi için erişilebilir kılmamız gerekiyor. Bu noktaya özellikle temas etmek istiyorum. Yine bizim engelli vatandaşlarımızın kültürel, sosyal faaliyetleri noktasında yine yeni bir proje yazdık biz engelli bireylerle. Bakanlığımızdan geçti. İşitme Engelli Derneğimiz var. Kocaeli Sağırlar Derneğimiz. Onlarla birlikte yazdık ve 172 bin lira hibe aldık. Geçtiğimiz hafta açıklandı bu. 20 tane işitme engelli bireyi 120 tane üniversite öğrencisiyle buluşturacağız ve yaklaşık 9 ay sürecek bir proje bu. Birlikte atçılık kursuna gidecekler, birlikte ok atacaklar, birlikte film izleyecekler ve biz filmleri işaret diline çevirerek engelli bireylerimizin kültürel, sosyal hayata daha fazla katılımları için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Bu noktada Covid dolayısıyla biraz böyle evlerimize kapandık ama Covid sonrasında biz kültürel, sanatsal, sporsal faaliyetlerimizle yine sahadayız. Engelli bireylere mutlaka ulaştıracağız hizmetleri. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Bu anda biraz tekrar gelen mesajlara bakmak istiyorum. Mevlüt Önerbay, hayırlı yayınlar Hasan Başkan. Görmesek de Hasan Bat ve Müdür Sezer Ceyhan ekranda layıkıyla yakışmış diyor. Kendisi görme engelli. Teşekkür ederim Mevlüt abi. Onur Zorluoğlu, iyi yayınlar başkanım demiş. Ali Eren Topkaya, hayırlı yayınlar Hasan Bey ve Sezer Dayı demiş. Ergün Uzuner, iyi yayınlar kardeşim demiş. Abdurrahman Şimşek, selam olsun, iyi yayınlar diliyorum güzel yüreğine Sezer Başkanıma demiş. Erkan Kaya, hayırlı yayınlar Hasan Başkanım demiş. Tayyip Ateş, hayırlı yayınlar Hasan abi, Sezer abiye çok selamlar demiş. Aleykümselam. Ramazan Şerit, hayırlı yayınlar Hasan Bat enişte demiş, teşekkür ederim. Ahmet Şahiner, hayırlı akşamlar, güzel program oluyor. Marka şeyinin marka işleri yapıyor demiş, teşekkür ediyorum kendisine. Kanralı Hakan Altıntaş, engelli dostu Sayın Müdürüm her daim yanımızda demiş kendisi, teşekkür ediyorum. Hakan Çelik Kız, selamünaleyküm, aleykümselam. Bir engelli birey olarak müdürümüze karşılaştık. Daha önce hiç tanışmamıştık. Bir gün gel çayımı iç demişti diyor kendisi. Abdüllatif Çelik, sayın müdürüme başkanın derdini dert ettiği için teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Hüseyin Yılmaz, biraz uzun yazmış, bu kadar güzel çalışmaları görmeyenler nankörlerin ta kendisidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakım ve Sezer Ceyhan müdürümüze çok teşekkür ederim. Allah razı olsun diyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendilerine. Rüstem Çavdar, Allah kolaylıklar versin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar hocam. Teşekkür ediyorum kendisine. Hamit Keskin, iyi yayınlar.
Doğa Türkiye çok teşekkür ederiz. Böyle yayınları seyrettiğimiz ilimizde neler oluyor en azından bilgileniyoruz. İsviçre'den izliyorum demiş kendisi. Çok teşekkür ederim Halil Bey. Sağ olun. Mehmet Kaçmaz, Hasan Başkan çok şıksın. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Ahmet Şahiner, Sayın Müdürümüze selamlar. Ayrıca Kocaeli ve ilçelerindeki tüm sosyal hizmetler birimlerinde çalışmaları çok iyi derecede ve iletişimi çok kuvvetli diyor. Gerçekten öyle Sayın Müdürümüzün. Allah razı olsun. Ve devam edelim. Çünkü mesajların sonu gelmiyor. Devamlı mesajımız geliyor. Sayın Müdürüm, Kocaeli'deki engelli arkadaşlarımızı diğer şehirlerle kıyasladığımız zaman ayrıcalıklı buluyor musunuz? Evet. Şimdi şöyle, bir kere engellilere desteğiyle çok kıymetli bir başkanımız var. Büyükşehir Belediye Başkanımız. 5,5 aydır yaklaşık bu görevdeyim. Hangi projeyle gittiysek, ne ihtiyacımızı biz bildirdiysek, özellikle 43 tane engelli derneklerimizle, onlarla biz şu noktaya temas etmek isterim burada. 43 engelli derneğimizle her biriyle ayrı ayrı bir kere görüşüyoruz. Haftalık rutin her çarşamba biz derneklerimizle bir araya geliyoruz. Ve onların taleplerin doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz aslında. Bu yüzden onların talepleri biz bu noktada köprü olup hemen ilettiğimizde sağ olsun idaremiz bu noktada hiçbir sınırlamayla karşılaşmadım şu ana kadar. O yüzden belediye başkanımız hakikaten bu noktada çok duyarlı. Önümüzdeki günlerde çok farklı projelerimiz de olacak. Engelliler noktasında da, yaşlılar noktasında da. Hatta bugün bir güzel haber aldık. Onu da paylaşmak isterim. Tabii. Yaşlılarla ilgili. Geçtiğimiz haftaydı sanırım. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir televizyon kanalında bir projeden bahsetti. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay İzmir'de bir deprem yaşadık. Depremi de en iyi bilen kent aslında hakikaten Kocaeli. Ve hatta 99'un merkezi şu anda Gölcük'teyiz. Bu noktada Tahir Büyükakın Başkanım şöyle bir söz söyledi. Dedi ki, depreme en hazırlıklı il Kocaeli olacak. Biz bu talimatı alır almaz hemen harekete geçtik. Dedik ki depreme en hazırlıklı kent Kocaeli olurken depreme en hazırlıklı kesim, bireyler, engelliler ve yaşlılar olacak. Ve bu noktada hemen bir proje gerçekleştirdik ve dedik ki biz engellilerin ve yaşlıların özellikle 99 depreminin verisi bu söyleyeceğim veri. %50'si yani yaralanmaların %50'si ev içindeki yapısal olmayan koltuk, buzdolabı, ondan sonra dolapların devrilmesiyle oluşmuş. Biz bu veriyi gördük. Dedik ki ne yapalım? Zemin deprem inceleme şube müdürlüğümüzle birlikte oradaki uzman arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ve şunu dedik. Biz şu anda Kocaeli depreme en hazırlıklı olurken bizim elimizden ne gelir? En hızlı yapabileceğimiz proje nedir? Bu ev içi aksesuarların sabitlenmesi. Ve hemen pilot olarak 600 evde biz bunu başlatalım dedik. Yaklaşık gerekli analizlerimizi yaptık, gerekli maliyet analizlerimizi yaptık. Fizibilite zaten zemin deprem. Bizim belediyemizin hakikaten tüm birimleri canla başla çalışıyor Hasan Bey. Bu evet, noktada evet, sadece engelli veya yaşlı hizmetlerini söyleyemem ben. Yaklaşık 90 küsür müdürlüğüz diye biliyorum. Bunlardan birisi de zemin deprem. Seka Park'ın içerisindeki sismoloji merkezinde bilmiyorum eğer gitmeyen vatandaşlarımız varsa mutlaka orada gitsinler ve depremin buradaki etkisini bir incelesinler. Orada bizim bir test merkezimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki 8,5 şiddetine kadar orada depremi size yaşatıyorlar. Oradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte biz hemen ev içi montaj yani bu koltuk, dolap ve benzeri bunların sabitlenmesi projesi. 700 bin liraya yakın bir maliyet çıkardık. Ve biz bunu sunduğumuzda Tahir Büyükakın Başkanım tedbiri mekan.
Projemizin ismi de çok manidar. Tedbir Mekan projemizi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Bugün bakanlığımızdan güzel bir haber geldi. Dediler ki 700 bin liralık projenin 500 bin lirası bakanlığımızda. Hibe aldık ve 600 evimizin 500 bin liralık kısmını bakanlığımız bize hibe olarak verdi. Ve öyle tahmin ediyorum ki başkanımızın verdiği bu talimat noktasında, en hazırlıklı kent olma noktasında bu ciddi bir adım. Şimdi bunun dışında yaptığımız projeler tabii ki deprem nazarında da bunu ben söylüyorum. Hazırlık noktasında eğitimlerimiz de olacak bizim. Engelli bireylerimiz, yaşlı bireylerimiz, biz deprem olduğunda bunların tespiti, mesela İzmir'de bir zihinsel engelli bir kardeşimiz vefat etti ve onun tespiti çok zorlandı. Bu noktada da çalışmalarımız bizim devam ediyor hali hazırda. Biz her bireyimizi tespit edip 2 milyonluk kentimizde, az önce de söylediğim 100 bine yakın şu anda verimiz var elimizde, her birinin nerede oturduğunu, nasıl şartlarda yaşadığını, deprem olması anında biz bunlara nasıl ulaşacağız, onunla ilgili tüm çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Çok teşekkür ederim Sayın Müdürüm. Peki şimdi bu pandemi süresinde biz de Gölcük'teki engellilerimizin hepsine hep aynı şeyi söyledik. Sağlıklı kalmak için evde kalın dedik. Evet. Bu arada tabii bütün engellilerimize ihtiyaçlarını karşıladık. Ama büyükşehir olarak pandemi süresinde engellilerimize neler yapıldı? Ya da yaşlarımıza, engelli ve yaşlarımıza neler yapıldı? Evet. Nasıl yardımcı olundu? Öncelikle bir kere daire olarak biz koli dağıtımında Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz evet. bunu organize etti tamamen. 160 bin bir koli dağıtıldı. Şimdi tekrar 160 bin koli dağıtıldı. Şu anda tekrar koli çalışmalarına bizim Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz devam ediyor. Tabii bu noktada biz engelli bireylerimizin ve yaşlı bireylerimizin evde kalmalarını sağlarken onların her türlü az önceki söylediğim gıda, ondan sonra mesela 65 yaş üstü bireylerimize bildiğiniz üzere toplu taşıma yasakları var. Evet. Bu noktada elimizden geldiğince, tabii ki tüm vatandaşlarımıza hizmet edemiyoruz ama belki aksayan yönlerimiz oluyordur. Elimizden geldiğince 65 yaş üstü vatandaşlarımız acil durumlarında hastaneye gitmeleri gerekiyorsa bizim Sağlık İşleri Şube Müdürlüğümüzün ambulans ekipleri de bu noktada tam sahada çalışıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ambulansın gitmesine gerek olmayan vakalarda da biz yaşlılarımızı hastaneye götürüyoruz ve getiriyoruz. 12 ilçemizde bu hizmete devam ediyoruz. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Yine Covid sürecinde biz evde bakım birimimizle şu anda yaklaşık 1150 vakamız var. Kimsesi olmayan vatandaşlarımızla evde bakım çok çok önemli bir hizmet Hasan evet, Bey. Evet. Kimsesi olmayan engelli vatandaşımız veya bakacak kimsesi olmayan yaşlı vatandaşımız. Bunlara biz ev temizliği hizmeti, öz bakım hizmeti veriyoruz. Evet. Bu noktada biz ev temizliğinde de tam saha çalıştık Covid sürecinde. Yine az önce bahsettim. Cemil Meriç'e biz çok az değindik ama evet, burada Cemil Meriç'i biraz değineceğiz. Yani değinecek miyiz? Tamam. Geleceğiz. Oraya da geleceğim. Çünkü Cemil Meriç Covid sürecinde mümkün olduğunca bir aylık bir süreçte kapalı kaldı. Ondan sonrasında oradaki arkadaşlarımız bakanlığımızın o temizlik, maske ve mesafe Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çıkan tamam evet, mı? Evet, tamam mı? Kurallarına uyarak biz eğitimlerimizi tekrar planladık. Şu anda birebir de Cemil Meriç'te eğitimlerimiz devam ediyor. O süreçte de devam etti. İlk, yani şöyle söyleyebilirim burada, belediyemizin durmayan hizmetlerinden birisi oldu Cemil Meriç. Hakikaten oradaki arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Serkan Müdürüm'e selam söyleyeyim evet, buradan bizden. Çok özverili çalıştılar bu süreçte. Ve şu anda orada 17-35 yaş arası bireylere biz hizmet veriyorsunuz, veriyoruz bildiğiniz üzere. 17 yaşına kadar engelli vatandaşlarımız bildiğiniz üzere rehabilitasyon merkezindeler. Evet. Cemil Meriç burada çok önemli bir boşluğu doldurdu aslında.
Neydi bu boşluk? 17 yaşına kadar rehabilitasyon merkezinde olan bireyler 17 yaşından sonra gidecek bir yerleri olmuyor. Yok. Evine kapanıyorlar. Aslında bu COVID sürecinde farkındalık açısından bakacak olursak engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evde hapsolma hislerini aslında diğer vatandaşlarımız yaşadı. Ve ben burada özellikle şunu tüm vatandaşlardan bekliyorum. İşte evde kalmak böyle bir şey. Yani engelli vatandaşlar için özellikle. Evet, çıkamıyorsa dışarıya. Aslında en iyi şu anda tüm vatandaşlar bunu anladı diye düşünüyorum. Cemil Meriç'e geri dönecek olursam 17-35 yaş arası bu bireylerimize biz COVID sürecinde birebir de hizmetleri biz hali hazırda verdik. Şu anda 108 öğrencimize biz Cemil Meriç'te hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Ama mekan sınırlamasından dolayı orada 10-12 öğrenciyle birebir de çünkü şu anda eğitimler devam ediyor COVID'den dolayı. Çok dikkat ediyoruz bu noktada. Çünkü onlar bizim hakikaten gözümüzün bebeği. Biz onları korumak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. O yüzden aynı anda mekanda bulunma sayısını sınırladık ve 10-12'ye çektik. Ama oradaki arkadaşlar şunu söylediler. Dediler ki biz 10 kişiye, 12 öğrencimize hizmet veriyoruz ama arkada kalan 80, 90, 100 öğrencimize de hizmet verelim dediler ve online biz öğrencilerimizle buluşuyoruz. Şu anda hali hazırda yine 108 öğrencimize biz online eğitimlerimize devam ediyoruz. O noktada bir sıkıntımız yok. Hazır bu konuya açmışken Cemil Meriç üzerinden devam edelim. Cemil Meriç içinde farklı olarak neler yapılıyor? Yani oraya giden engelliler evden alıyorsunuz, engelliyi buraya getirip akşama kadar orada oturtuyor musunuz? Televizyon mu seyrettiriyorsunuz? Evet. Yani oraya gelen engellilerimiz orada neler yapıyor? Şimdi şu an zaten arka fonda oynuyor, gösteriyor bazen. Orada engellilerimiz nelerle meşgul oluyorlar? Evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle engellilerin, engelli vatandaşlarımızın istihdamı da bildiğiniz üzere önemli bir sorun, önemli bir problem. Bu noktada engelli vatandaşlarımızın eğitimlerini tamamladıktan sonra meslek sahibi olabilmeleri bizim için çok çok önemli. Evet. Burada Cemil Meriç aşçı yardımcılığı konusunda ciddi başarılar elde etti. Bu ödülü de aslında onun için aldık biz. Yani Cemil Meriç'teki arkadaşlarımızın bu ödül Marmara bölgesinde bulunan büyükşehir belediyelerindeki birincilik ödülüdür. Onu özellikle söylemek istiyorum. Meslek edinmeleri noktasında önemli bir çalışmamız var Cemil Meriç'te. Meslek edinmenin yanında bu vatandaşlarımıza biz sporsal faaliyetler, müzik faaliyetleri, kültür faaliyetleri, seramik odamız var mesela, seramik atölyemiz. Orada çocuklarımız inanılmaz ürünler çıkarıyor. Ben COVID sonrası özellikle merak eden vatandaşlarımızı Cemil Meriç'e bu noktada davet ediyorum. Biz Cemil Meriç'e aslında burada rol model aldık ve şu anda kentimizin diğer bölgelerinde de bize gelen talimat noktasında yer bakıyoruz. Engelsiz yaşam merkezleri için. Bu noktada biz 12 ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza hizmet sağlayacağız. Şu anda Cemil Meriç'e vatandaşlarımızı, oradaki hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızı biz servisle evlerinden alıp getirdiğimiz için serviste kalma sürelerinden dolayı tüm 12 ilçemize hizmet veremiyoruz. Evet. Şu anda 3 ilçemize hizmet veriyoruz. Tabii bu sayıyı arttırmak hedefimiz ama araçta kalma süreleri bizim için önemli. Sıkıntı. O yüzden orada az önce dediğim gibi sporsal, kültürel, tüm onların sosyal yaşamda bir bireyin ihtiyaç duyduğu, kendini gerçekleştirmek için, kendini huzurlu, mutlu hissetmek için ihtiyacı olan tüm atölyelerimizle hizmet veriyoruz. Teşekkür ederim. Gerçekten Cemil Meriç bu konuda Allah razı olsun. Az önce de dedim, Serkan Müdürümüz de çok güzel çalışmalar yapıyor. Tabii siz de destek verdikten sonra yaşam geliyor. Evet değerli izleyiciler, tekrar mesajlar yağıyor. Mesajlara dönmek istiyorum. Bilal Eser, hayırlı akşam, hayırlı yayınlar abi demiş. Oğuz Köse, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Bunlar bizim derneğimizin üyeleri. Teşekkür ederim kendilerine. Hasan Özmen, iyi yayınlar müdürüm.
çalışmalarına şahidim. Allah yar ve yardımcın olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Fatoş Bat, iyi yayınlar. Allah utandırmasın hiçbiriniz demiş. Teşekkür ederim. Fatoş Bat, eşim kendisi. Teşekkür ediyorum. Salih Ergün, hayırlı yayınlar abi. Konuğuna da hayırlı akşamlar diliyorum demiş. Sinna Bacaksız, iyi yayınlar başkanım demiş. Teşekkür ediyorum abla. İpek Tuna, yolun açık olsun, başarıların daim olsun abim demiş. Teşekkür ederim. Mahmut Var, kalbi güzel, kendi güzel insan demiş. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, güzel insan, selamlar demiş. Ensar, Gökhan, Dalkıran, teşekkür ediyoruz. Taci Ceylan, Ceyhan, yeğenim Sezer Ceyhan'a, Lagur, Sezer Ceyhan'la gurur duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Serpil Akyol, hayırlı yayınlar, başarılar kardeşim demiş. Teşekkür ederim ablacığım, sağ ol. Fatma Diyaroğlu, Fatma Diyaroğlu Yarımca'da evini tadilata aldığımız bir babaannemiz diyeyim kendisine. Yetim iki torunuyla birlikte. Rabbim sizi nazarlardan korusun. Çok anlamlı, çok güzel. Allah razı olsun sizden demiş. Senden de Allah razı olsun Fatma teyzem. Teşekkür ediyorum. Hazan Hanım, yaşam tüm zorlukları, mücadelelerin ancak ruhu, duyguları, insanlığı mükemmel kişilere kolaylaştırabilir. Emeği, gönüllü, güzel insanlara saygılar demiş. Çok teşekkür ederim Hazan Hanım. Fadime Var, gecenizi gününüze katıp kendinizi hizmete adayan iki güzel insan demiş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Dinçer Koç, hayırlı akşamlar engelli dostları demiş. Dinçer Koç, Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürümüz. Teşekkür ediyorum Dinçer Bey. Sağ olun. Sezgin Ceylan, Ceyhan, hayırlı yayınlar, Eskişehir'den selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sayın Müdürüm, ben çok ufak değerli izleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. KODA, KODA nedir diye hiç duydunuz mu? KODA. Sesiniz geldi, duymadınız zannedersem. KODA'nın açılımını yapayım ben size. Anne babası işitme engelli olup kendinin normal olması, iki dil, iki kültürle büyüyen çocuklara KODA adı veriliyor. Anne baba işitme engelli, kendisi normal olan, iki dil, iki kültürle büyüyen çocuklara KODA deniyor. Geçenlerde bir dilekçe geldi Sayın Müdürüm bana. Bu dilekçede şu anda pandemi süresinde biliyorsunuz uzaktan eğitimle öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. İşitme engelli ailesi olan çocuklar da aynı şekilde Zoom programında uzaktan eğitimden ders çalışıyorlar. Yalnız öğretmenlerin verdiği ödevleri kendileri yapamıyor. Bununla ilgili bir çalışma başlattık biz. Hatta size geldik. Sağ olun, desteklerinizi esirgemediniz. Bununla ilgili neler yapabileceğiz? Ne yapabileceğiz? Yani pandemi süresinde biz bu şeye başlamıştık ama birebir yüz yüze eğitim yaptıracaktık, evet, çocuklara. İşitme engelli bireylerin çocuklarına. Ama pandemi girince tekrar beklettik. Yani bununla ilgili bir evet, birazcık açıklama. Şimdi sizin o talebiniz üzerine biz Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanımız Şemsettin Yıldırım, evet, beyefendiye konuyu açtığımızda, evet, sağ olsun kendisi hemen bir talimatla soruna çözüm getirdi. Şunu yapacağız. Bizim bildiğiniz üzere gençlik dairemize bağlı akademi liselerimiz ve bilgi evlerimiz var. Bu noktada çok şükür 12 ilçemizde bilgi evimiz şu anda mevcut. Şemsettin Başkanım sağ olsun hemen ilgili müdür arkadaşımıza talimatı verdi ve biz pilot olarak ilk önce Gölcük ilçemizde, çünkü sizin burada talebiniz olması, evet, sebebiyle Gölcük ilçemizdeki bilgi evlerimizde biz bu çalışmayı hemen başlatalım dedi. Normalde hizmet dışında yer alan yaş grubu olmasına rağmen özellikle ilkokul birinci sınıf, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine de o bahsettiğiniz KODA durumunda olan çocuklarımıza bu hizmeti vermekle ilgili biz Gençlik Spor Dairemizle
ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Online olarak da bu çalışmayı yapacağız. Öyle tahmin ediyorum ki Covid biter bitmez de buradaki yapacağımız çalışma, ben başarıya ulaşacağından hiç şüphem yok. Çünkü bizim bilgi evlerimiz hakikaten bu noktada bir marka. Evet. Akademi Lise de bir marka. Orada çok özverili çalışan arkadaşlarımız var. Özellikle bu durumda olan öğrencilerimize ödevleri noktasında özellikle destek olacaklar diye ümit ediyorum. Çünkü Şemsettin Başkanım dediğim gibi o konuda gerekli talimatı verdi. Biz Gölcük'le başlayacağız ama sonrasında tüm 12 ilçemize yayılır diye ümit ediyorum. Evet Sayın Müdürüm, çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben çok kısa bir soru daha sormak istiyorum. Müdürüm, ben Gölcük Engelliler Dernek Başkanı olarak Gölcük'ümüzde yaşayan engellilerimiz için Gölcük özelinde yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz bir proje var mı? Evet. Yine Gölcük'te yer alan artı bir farkla Gölcük Down Sendromlular Derneğimiz var. Sizin de yakın çalışma arkadaşınız, evet. Sağ olsun Belgin Hanım. Kendisi yine bir projeyle bize geldi. Normalde hali hazırda Gölcük ilçemizde başka bir noktada hizmet verdikleri bir kafeleri vardı zaten. Evet. Down Cafe. Yalnız buradan ayrılıp kentimizin güzel noktası olan Değirmendere sahilimizde Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir projeyle geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da talimatlarını verdi. En iyisini yapın dedi. Ve şu anda aslında biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde burayı açmayı hedefliyorduk. Fakat malum sürecimiz bizi bu noktaya getirdi. Şu anda hazır. Gölcük Down Cafe'miz şu anda hazır. Orada yine ilgili STK'mızla işbirliği içindeyiz. Sağ olsun onlar da çok özveriyle hakikaten, evet, çalışıyorlar. Bu noktada öyle tahmin ediyorum ki biter bitmez. Covid biter bitmez. Çünkü Tahir Başkanım burayı çok önemsedi. Çok da güzel bir kafe oldu. Kentin çok güzel bir noktası. İnşallah. Burada çok güzel hizmet vereceğine inanıyorum ben. Gölcük Down Cafe burada hizmetimize başlayacak. Tabii Down Cafe'nin dışında biz erişilebilirlik noktasında da Gölcük bizim için çok çok önemli. Bu noktada Gölcük'te sahil bölgesinde özellikle akülü tekerlekli sandalyelerimiz, oraya değinmedik ama şu anda biz akülü tekerlekli sandalyelerimizde de eğer gerekli maddi durumu yetersiz olan vatandaşlarımız özellikle tespit yaptıktan sonra akülü tekerlekli sandalyelerinde herhangi bir işte o joystick'inde kırılma olabilir, aküsünde problem olabilir tekerleğinde, biz bunu gidiyoruz, vatandaşımızın evinden alıyoruz. Hemen arkadaşlarımız gerekli tamiratı sağlıyorlar. Videolarımızda da vardı, bilmiyorum döndü mü arka tarafta. Kandıramızda bir köyümüzde bir amcamız vardı 56 yaşında. Ona bahsedeyim, çok önemli çünkü bu. Beni de çok böyle derinden etkilemişti mevzu. Bundan 10 sene önce Büyükşehir Belediye'miz kendisine bir akülü tekerlekli sandalye vermiş. Nasıl vermiş? Hikayesi çok güzel. Vatandaş o zaman 46 yaşında. Eniştesinden diyor ki ben akülü tekerlekli sandalye istiyorum. O zaman da sigara içiyor vatandaş. Eniştesi diyor ki ona, sigarayı bırakırsan sana diyor akülü tekerlekli sandalye alacağım. Ondan sonra öyle mi diyor? Tamam. Sigarayı bırakıyor vatandaşımız. Ondan sonra tabii enişte düşünüyor. Akülü tekerlekli sandalye sözü verdik. Sigarayı da bıraktı. Ne yapacağız? Ondan sonra sağ olsun bizim Büyükşehir Belediye'mize ulaşıyor. Büyükşehir Belediye'miz bu noktada az önce dediğim gibi biz vatandaşımızın ihtiyacı olması halinde, vatandaşımız o ihtiyacını gideremiyorsa, bize gelen talimat şu Hasan Bey. Çok net söyleyebilirim bunu. İhtiyacı varsa ve yerine getiremiyorsa devlet onun yanında. Evet. Her türlü hizmetimizi ona sağlıyoruz. Hemen gelen talimatla biz akülü tekerlekli sandalyeyi kendisine veriyoruz. 10 yıldır kullanıyor vatandaşımız akülü tekerlekli sandalyeyi. Son birkaç ayda arızalanmış ve bize tekrar ulaştı. Akülü tekerlekli sandalyesini, tamirini gerçekleştirdik ve kendisine takdim ettik.
Bu noktada akülü tekerlekli sandalyelerin özellikle şarj konusunda sıkıntıları var. Kocaeli bir körfez ilçesi olduğu için sahilde dolaşmak benim ne kadar hoşuma gidiyorsa bizim öyle de, tahmin ediyorum sizin de hoşunuza gidiyor. Evet. Özellikle geceleri, akşamüstü o sahilde dolaşmak inanılmaz keyifli. Çok güzel bir kent, çok güzel bir şehir. O yüzden şarj istasyonları noktasında şu anda biz Gölcük'te özellikle, Değirmendere sahilimizde, Kavaklı sahilimizde çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Tam erişilebilir bir Gölcük, tam erişilebilir bir Kocaeli ve İnşallah. Tüm sorunların kalktığı bir kent için çalışacağız. İnşallah, inşallah. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik. Çok güzel, çok dolu dolu geçti. Ben bu akşam bize bu kadar bilgiyi veren değerli müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Kocaeli'yi engelsiz yapabilmek için elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Buna müdürlüklerimiz de dahil, gerçekten müdürlüklerimiz de dahil bu çabayı gösteriyoruz. Programımıza artık ufak ufak son veriyoruz. Bu keyifli sohbet burada bitiyor. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeni konuklarımızla siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler.